Arkadaşlar merhaba. Size söz verdiğim gibi Side'ye geldik. Ben Side'ye yaklaşık 2 saat önce geldim. Aracımı buraya park ettim. Yoğun ama çok büyük bir otopark. Açıkçası havanın biraz daha güneşin batmaya yakın olduğu zamana denk getirmeye çalıştım. Saat sanırım 4'ü geçiyor. Şimdi ufak ufak çıkacağız. Zaten oraya gitmemiz, gezmemiz yine benim 2 saatim olacak. Yerim güzel, gayet serin. Karavanın kapısını açık bıraktım. Gördüğünüz gibi birçok tur otobüsü burada. Akın akın geliyorlar, öyle diyeyim. Burası büyük araçlar için ama küçük araçlar da park etmiş. Yani burası ufak araçlar için. Şurası daha çok minibüsler, ticari taksiler için. Burada hiçbir şekilde otopark sıkıntısı yok. Gece de burada kalacağım. Ya buraya çekerim ya karşıya alırım. Yani boş olur zaten. Hava çok güzel, serin. Bugün baktım 26 derece civarı. Buradan eskiden arabayla gidiliyordu. Orada çok trafik oluyordu, kilit oluyordu. Çok iyi yaptılar. O yolu kapattılar. Yani koca bir şehri yürüyerek gideceksiniz. İsterseniz bilmiyorum, görüyor musunuz? Traktörler var. Onlarla gidebilirsiniz. Ama biz yürüyeceğiz. Güzel bir gezi olacak. Sevindiğim nokta, hava gerçekten serin, güzel. Hadi başlayalım. Önce karavanımızın kapısını kapatacağım. İşte sandalyeyi şöyle emanet koyayım. Hatta şöyle bir dakika şöyle koyayım. Tamam. Biraz şurada uzandım. Değişiklik oldu. Burası salon gibi. Çok güzel. Kapımızı kapatalım. Çantamızı alalım. Eksik bir şey yok. Kapımızı da kilitleyelim. Arkadaşlar şunu göstermek isterim. Bir dakika. Yeni bir formül buldum. Hem sıcaktan korunuyorum, hem daha iyi çekim oluyor, hem ekstra nefes sesi gelmiyor. Sevindim bu hale. Denemesini yaptım. Otobüsler sıra sıra park edilmiş. Arkadaşlar şunu belirteyim, ben geçenki videomda başlık attım dünyanın en güzel kamp yeri diye. Yani ben bununla ilgili bir yarışma açmadım ya da bir kıyas yapmadım. Böyle bir veri de yok elimde. O anki duygumu dile getirdim hani en güzel yeri olarak. Yani bunu hani kişileştirip şurayı gördün mü, burası daha iyi demeye gerek yok. Hani o konuda affınıza sığınıyorum. Bazı yorumlar aldım onunla ilgili. Yani duygusal olarak bir başlıktı o. Güzel bir başlıktı. Hani anlık olarak hani çok hoşuma gitti. Dünyanın en güzel yeri dedim. Şu anda karavanda değerli hiçbir şeyimiz yok. Her şey bunun içinde. O konuda kafam rahat. Aracınızı buraya park ediyorsunuz. Minibüsle de çok rahat gelebilirsiniz. Buradan devam ediyoruz şimdi. Size develeri göstereceğim daha. Deve Türk kültüründe yok ama zamanda buralarda kullanılmış. 1, 2, 3, 4, 5 tane deve var. Şuradaki boş alanda hayvanları yürütüyorlar. Bazıları diyor ya, diyor yazık hayvanlara. Ya deve çölde yaşayan bir hayvan. Yani burası onlar için cennet. Traktörler. Ya bunlar nasıl traktör? Biliyorsunuz Antik Side'ye gidiyor. Ama ben yürümeyi tercih edeceğim daha çok. Çünkü yani 1 kilometre ya var ya yok. Yani şunu belirteyim, karavanla çok rahat burada kalabilirsiniz. Günlerce, haftalarca. Bu otopark aynı zamanda ücretsiz. Onu da belirteyim size. Kent çok arkaya dayanıyor da işte asıl başlangıç yeri burası diyorlar ama daha Manavgat'ı diğer tarafından bile tarihi eserler var. Şimdi arkadaşlar buradan tıngır mıngır gidiyoruz. Çok iyi korunmuş bir yer. Ya korunmamış tabii ki, buranın orijinal halini merak ediyorsanız açın Google'dan bakın. Hani ona göre çizimini. Ama kalan bunlar. Burada tur var. Rehberler eşliğinde devam ediyorlar. Bayağı bir kalabalık. Bunlar bir otobüs olsun insan. Arkadaşlar burası çeşmeymiş. Yani şehrin su ihtiyacını karşılayan bir yermiş.
Burası şehir kapısı. Helenistik dönemde kentin etrafındaki sur duvarlarıyla birlikte inşa edilen kapı. Aynı zamanda şehre kuzeyden giriş sağlayan ana kapıdır. Savunma sisteminin bir parçası olduğu için dıştan iki kuleyle korunmaktaydı. Kapının güneyindeki iç avlu erken evrede daire planlı olup Roma dönemine atlalı planı şeklinde yapılmıştır. Kaçma lan, kaçma oğlum, sen insanlara alışkınsın, kaçma. Şimdi kısacası şehir surları, şehir kapısı, anıtsal çeşme, su yolu, sütunlar, caddeler, evler, ticaret agorası, tiyatro, agora hamamı, zafer takı, Dionysos tapınağı, sütunlu cadde, bazilika, liman hamamı, Apollon tapınağı, Athena tapınağı, güney bazilika, tapınak, anıtsal çeşme, büyük hamam, Bizans yapısı, devlet agoras, Bizans yapısı, vaftizhane, psikoposluk sarayı ve bazilikası, Filipus, Atis suru. Kısaca söyleyeyim, size de M.Ö. 540'ta Pers egemenliğine girmiş. İskender'in Anadolu'ya gelmesiyle Pers egemenliği son bulmuş. Şehir Makedon idaresine geçmiş. İskender Damaşralı gitmediği yer yok. Daha sonra işte Roma, erken Bizans. Daha sonra 19. yıl sonunda Girit adasında Osmanlılara karşı isyan sonrası adanın Yunanistan'a ilhak edilmesi nedeniyle Girit'ten kaçmak zorunda kalan Türk ailelerden bazıları Side'ye yerleşmiş. Şöyle araba gelmeden şöyle bir yolu göstereyim size. Şehrin giriş kapısı. Tabi ticari taksiler girebiliyor ama müşteri alıp çıkıyorlar. Bu sağ tarafta güzel bazı butik oteller var. Buradan itibaren sahile kadar yaklaşık 1-1,5 kilometrelik bir alan var. Ya açıkçası dev gibi bir şehirmiş. Biz daha dediğim gibi %10'lu gezeceğiz. Ya burası tahmin ettiğiniz üzere bir cadde. Sütunlar arasından büyük ihtimalle ticarethane tarzı yerler. Bunlar ev değil sanırım, bunlar dükkan. Şehre girişte daha çok bu tarz ticarethaneler var. Buradan bakınca şehrin ihtişamını daha net görebiliyorsunuz. Yani bu yolun sonunda kocaman bir amfiteyatro. Kalabalığı görüyorsunuz. Daha önce Türk vatandaşları da çok fazlaydı. Ama sanırım bu pahalılıktan sonra kimse yerinden kıpırdayamıyor. Yani insan seli. Daha da arka taraflarda fazla var. Şöyle baktığımız zaman grup halinde geliyorlar. Ben yoldan çıktım. Tahtadan çıktım. Kalabalık çünkü. Biz sadece görünen yeri gezeceğiz. Ayrıca müzesi var. İsteyen müze kartıyla ya da ücret karşılığı müzeye girip çok daha farklı güzel şeyler görebilir. Bu arada burada çok güzel kafeler, restoranlar, barlar var. Aklınızda olsun, hani buraya gelirken Manavgat'ın içinden içmektense buraya gelin. Çok romantik bir ortam. Evet arkadaşlar, karşıya geçiyorum. Şurayı size göstermek isterim. Side Müzesi girişi burada. Buradan girip komple tavaf edebilirsiniz. Yani giriş 100 TL ama müze kartına bedava. Güzel. Müze kartı çok güzel bir şey. Yani biz sadece karavanla gezmiyoruz. Sen sadece karavanın içini çekip yeşil işte deniz kenarına gidip sadece çekmiyorum. Bu komple benim için komple bir kültür turu da sayabilirsiniz. Tabii Aspendos'a da gitmek isterim. Oraya buraya da gitmek isterim ama yani o yani 2 kilometrede bir tarihi yer var. O konuda mazur görün. Burada araç geçiş yeri. Bu beni etkilemişti. Vespasianus anıtı. Şeyi hali bu. Orijinal hali. Şimdiki hali de bu. Burada hep bir kedi olurdu. Sütun üzerinde. Ağlar gibi. Her yerde. Ah bu kedi burada. Bu daha çok şu sütunun üzerindeydi ama şimdi burada. Sen sıcak ol diye geldin değil mi buraya? Arkadaşlar bu 2 sene önce geldiğinde de buradaydı. Sen sıcak ol diye geldin değil mi kuzum? Sen orada duruyordun değil mi? İyi.
Ya onlara canlamıştı beni anlıyorsun ya. Burası Dionysos Tapınağı'ymış. Bodrum ile yükseltilmiş. Kedi şurada duruyordu. Yaklaşık 2-3 senelik bir çalışma oldu burada. Doğal evlere kavuşturdular. Daha çok konak şeklindeydi. Yolları yaptılar, sokakları yaptılar. Güzeldi en son geldiğinde ama yine eksik vardı. Şimdi merak ediyorum. Tam oturmuştur büyük ihtimalle. Daha önce burası otoparktı. Ya inanın hani burada arabalar sıraya giriyordu. Biri giriyor, biri çıkamıyor. Çok felaketti. Çok iyi ettiler orayı almakla. Bunu da koydular. İnsanlar hiçbir şey kaybetmiyor. Tam tersi insanların faydasına. Şimdi cadde cadde, sokak sokak. Burada çarşılar var. Ama güzel yapılmış. Gölge bir yere kadar geldi. Evler bu şekilde yapılmış. Hepsi tek tip. Burası alt antik kent. Siz camın üzerinde ziyaret ediyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş. Yani böyle dünya kadar sokak araları var. Şu manzaraya bayılıyorum. Tam şu yokuş başındaki. Ama mekanlar 10 numara. Düzenli. Ve dikkat edin, dışarıya bir şey taşırmamışlar. Yani bu sokaktan girip bu sokaktan aşağıdan gidebilirsiniz. Dönüşte zaten arka taraftan devam edeceğim. Yani ne var? Dediğim gibi daha çok çanta, hediyelik, aksesuar, saat, kuyum, lokum, atlar, kilim, halı. Tabi burayı size yarım saate sığdırıyorum. Tüm detayları çekmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. En azından angar yerleri göstermiyorum. Şöyle güzel bir mağaza var. Buraya gelince acıkırsınız. Her yerden döner kokusu. Çok güzel görünüyor. Çok çeşit var. Lokumlar harika görünüyor da sıcağı nasıl dayanıyor? Şu kaymak lokumlar özellikle çok hoş. Ya karavana bunlardan almak isterim ama arkadaşlar dayanmaz bana. Çok güzel bir şey değil mi? Eski tarih kokuyor. Şuraya mesela restore ediliyor. Daha buralar yapılacak. Alttan çıkarılıyor, üzerine cam yapılıyor. Maşallah dönere bak. Ama söyleyeyim yani yiyecekleri bayağı güzeldir. Mesela şöyle bir kalabalık bir dükkanın içine girmek istiyorum. Oo, müzik çalıyor. Neyse şöyle bakın da videoyu mahvetmeyelim. Buralar hep yıkılmış arkadaşlar. Hep dükkandı. Sanırım kazıya devam edilecek ya da aslına uygun şey döşenip, cam döşenip üzerine daha küçük bir yer yapılacak. Asıl lüks mekanlar sağ tarafta. Sen işlek yerlerden biri. Çok güzel arka taraflarda bahçeleri, kafeleri var. Ha, dediğim yer burasıydı arkadaşlar. Oldukça lezzetli ve en yoğun burası. Burada güzel park var. Bu park olduğum olası vardı. Ya çok güzel duruyor şunlar. Herhalde böyle bir şey yapsaydım şu tarz bir şey yapardım. Oyun yapıyorlar burada. Daha romantik ama fiyatlar öyle abartı değil. Mekanlar akşamları geldiğinizde şu, yani buradan geliyorsunuz, şöyle göstereyim daha iyi anlaşılır. Buradan gelince sağ, şuradan sağa doğru gittiğiniz zaman daha elit güzel mekanlar var. Bir de şu yol hizasında var. Hatta bir tane benim favori kafem var. Oraya sizi götüreceğim, beraber içeceğiz. Çok güzel bir yer, inşallah olduğu gibi duruyordur. Burada evet yat turu var ama daha çok kişiye özel balık tutma amaçlı. Yani 2-3 aile birleşiyor, bunları tutuyor, çok büyük değil.
buradan başlıyor. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim, ben bazen fiyatlar uygun diyorum ama günümüzdeki şartlara göre uygun diyorum. Tabii ki geçen seneler arasında %100, %500 fark ediyor ama günümüz şartlarına göre uygun diyorum ben. O da yanlış anlaşılmasın. Meşhur bir mekan. Çoğu resimlerde burası var. Burayı sizin için gezmek isterim. En azından dışarıdan, çünkü içeride müzik sesi var. Ha yok. Şöyle ucundan göstereyim bari. En sonda bir tekne var. Balık ekmek yapıyor. Çok güzel balık ekmeği. Çıkıyorsunuz, teknede yiyorsunuz, içiyorsunuz. Ve anlamadığım bir de şu mekanların hepsine müzik koyuyorlar. Ya insanlar müzik dinlemeye gelmiyor ki buraya. Kız ne yapıyor? Ünlü yeri bu limandır. Liman restoran. Büyük ve kalitelidir. Arkadaşlar dediğim yer burası, Apollonik. İnanılmaz güzel. Hele şu arka bahçesi çok çok iyi. Geldiğinizde şu önde oturmayın. İçeri girin yer varsa. Soğuk bir bira için. Balık yiyebilirsiniz. Akşamları da dolu burası. Ve efsane yere geldik. Apollon. Çok güzel bir manzaraya açılan kapı gibi düşünün. Gün batımı çok güzel görünüyor. Gün batımına çok var ya daha. Ama hani gördüğünüz resimler hep şurada çekiliyor. Şu sütunlarda. O sütunlar nasıl dayanıyor? Ben de hayret ediyorum. Burası boydan boya sütunmuş. Yani şunlar sütunların ayağı. Sütunlar kırılmış. Hatta size orijinal halini de göstereceğim bu videodan sonra. Üst tarafta çok güzel işlemeler, aslan başları. Burası resim çekilme stüdyo gibi yer. Ama gerçekten çok fotojenik bir yer. Doğru açıyı yakaladığınız zaman çok güzel resim alırsınız burada. Buradan Akdeniz harika duruyor. Ya burası karavan kampına ne kadar? Arabayla 10 dakika. Belki o kadar bile sürmez. Şimdi deniz kıyısına gidelim. Unutmayın, eğer hani o mekanlara gitmek istemezseniz çekirdeğinizi, cipsinizi, biranızı alın. Şu kayalıklar komple insan dolu. O kadar tatlı, serin ve romantik bir an ki, hele ay ışığı olduğu zaman, dolunay olduğu zaman muhteşem oluyor. Siz en güzeli onu yapın. Kayalar çok büyük, çok insan alıyor. Çok dinlendiriyor. Sadece bir yanınıza poşet getirin, çöpünüzü atmayın. Bir de böyle bakalım arkadaşlar. Geldiğimiz yer orası. Bakın ne güzel oturmuşlar. Ben de oturacağım birazdan. Tüh, bir şeyler alsaydım keşke. İçecek su falan. Ve size bir ısmarlayacağım. Normalde bira bilenler bilir, hani buzlu bardak olmaz ama buzlu bardakla içmek de başka. Yani bira buz gibi, ayrıca bardak buz gibi. Dediğim balıkçı burası, oldukça güzeldir. İster üst katına çıkın, ister burada yiyin. Biz üst katta yemiştik. Dediğim gibi bir ara Manavgat'ta oturduk. O bir senede buraya bayağı gittik geldik. Şurada bir yere çökeceksiniz. Çok çok uzun. Hani şimdi merak etmeyin, yanınızda insanlar olmaz. En az 10 metre mesafe olur yanınızda. Hani kayalar da oturmaya yürümeye müsait. Öyle tehlikeli değil. Buradan daha güzel duruyor. Tertemiz, hiç kir yok.
şuradan da artık oteller bölgesi komple sahil boyu. İşte Evrenseki Çolaklı Yavru Doğan diye Serik tarafına doğru gidiyor. Burada buranın en romantik ağacı da budur. Şu çöp tenekesini kaldırsanlar, biraz şuraya koysanlar. Burası gün batımında görürsünüz inanılmaz güzel bir manzara verir. Herkes buraya dizilir gün batımında. Çünkü birden fark ederler, bilen bilir. Şu şekilde hayal edin. Karşıda tam güneşin batışı şurası. Bilgiyi de vereyim. Buradan düz giderseniz yine turistik mekanlara varırsınız. Ama ben hakkımı tekrar geldiğimiz yerin o size bahsettiğim daha elit yerlere kullanacağım. Arkadaşlar kaç kişiyiz ona göre söyleyeceğim. İnşallah yer bulur. O olmadı içeride oturacağım. İçerisi de çok güzel. Kışın geliyorsunuz, salep içiyorsunuz. Şuradan gireyim daha iyi. Allah, müzik var. Neyse biraz konuşayım da. Var mı? Oo, arkada boş yer var. Arkadaşlar arkayı bana bırakmışlar. Efsane bir yer ama. Merhaba. Şöyle ölü noktaya geçeyim. Burada da müzik var. Burası şey, antik kent öyle diyeyim. Hemen dibinde. Ağacı görüyor musunuz? Okaliptus muydu bu? Ve arkadaşlar dediğim kadar var değil mi? Şu buzlu bardak ve inanın susadım. Fıstık da güzel gidiyor. Hadi bakalım, afiyet olsun. Biraz köpürttüm ama elimde GoPro var. Hazır müzik yokken şöyle güzel çekeyim. Buraya gelen ama. Burayı çoğu bilmez. Kıyıda kalıyor ama en güzel yer burası. Bu arada söyleyeyim, öyle çok fazla içim uyum yoktur ama hani güzel yerlerde içerim. Öyle diyeyim. Burası da onlardan biri. Burada içilir. Dondurma var. Dondurma da yiyebilirsiniz. Ama sanırım akşamları çay kahve yok. Gündüz var. Bildiğim kadarıyla. Cuma günü sabah 8.30'a araç randevusu aldım. Karavan, bu arada karavan otomobil olarak geçiyor. Yaklaşık 510 mu 560 TL'mine öyle bir şey. Yani otomobil olarak karavan randevusu alıyorsunuz. Oldu da muayeneden geçmedi. Bir ay bekliyorsunuz. Açık söyleyeyim, benim Z-Road limitör. Çıkmış. Olsun, ben yine muayeneyi kaçırmayacağım. Yani 3 gün önceden götürüyorum. Normalde 18'i. Beraber bir de karavan muayenesine bakalım. Nedir ne değildir. Onu da görmüş oluruz canlı canlı. Arkadaşlar bilen bilir. Şu ağaca bakar mısınız ya? Bu kaç asırlıktır acaba? Şöyle. Zaten bunun cinsi bilindik. Bu ev bitkisi de. Yani dalları şuraya kadar uzanıyor diyebilirim. Şuna bakın. Sanki 20-30 tane ağaç birbirine dolanmış. Tek ağaç olmuş gibi. Şurada ışık patlaması oluyor ama orası şey, çok güzel liman. Evet arkadaşlar, yedik içtik. Şimdi fiyatı da beraber görelim. İçeri gireceğim. İçeriği de göstermek istiyorum. Kışın da burası açık. Her zaman gelebilirsiniz. Normalde buralar boş oluyordu. Mesela boş almış. İçeride de müzik var. Orayı sessiz alabilirim, aklınızda olsun. Şu şömine. Merhaba. Ne kadar da benim? Bir bira vardı. Şöyle 100 TL vereyim. Teşekkürler. Ben teşekkür ettim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.
Teşekkürler. Arkadaşlar bu şömine kışın yanıyor. Çok güzel oluyor. Buradan çok salep içtik. Doğal. Nasıl, beğenmişsinizdir umarım. Burası özellikle akşam ışıl ışıl oluyor. Liman. Buranın özel bir yeri var bende. O yüzden sürekli söylüyorum. Şimdi geldiğimiz olan değil de daha arkadan dolanacağız. Jandarmanın oradan geçeceğiz, bilen bilir. Burada çok güzel leblebi var. Ben çekirdek ısmarla be. Sayın müdürüm gel. Buzlu badem desen ısmarlamam. Çekirdek olur. Badem pahalı mı? 10 tane 10 lira. Burada bir etkinlik var belli. Konser olabilir, gösteri olabilir. Şu ev ne kadar güzel. Şey, saksı. Ya bu evi gösteren balkona kim ne derse desin. Artık o bile kalmadı bizde. Balkonları depo olarak kullanıyoruz. Ama ben hiç kullanmadım. En fazla klima takarım. Balkonu çok severim. Öteden beri severim. Bilmeniz için biz oradan geldik. Şuradan. Arabamızı park ettik. Turizm yolundan geldik. Oraya gittik. Sonra dönüyoruz. Bu sefer sağ taraftan devam ediyoruz. Bu arada Side herkes karıştırır. Başlı başına bir ilçe değil. Side Manavgat'ın bir mahallesi. Şurada mesela Girit kahvesi var. Çok orijinal uygun yapmışlar. Şu altta bir çay bahçesi vardı. Çok güzel çayı vardı. Hatta bir yakınımız üzerine çay dökmüştü. Gel. Karşıda oteller alabildiğine. Buradan suya girebilirsiniz. Tabii çay ocağı kalkmış, çok güzeldi. Bir tabureleri vardı. Çok büyük oteller yani. Hani turizmin çoğunu bu oteller karşılıyor. İşte Alanya'dan tutun şeye kadar, Kaş'a kadar bilmem kaç bin tane, siz hesap edin. Buraya özel beach yapmışlar herhalde ya. Yok, belediyenin, evet. Ha, güzel. Süper. Kesin ücretsizdir. Evet. Harika. Ya gerçekten bu Manavgat Belediyesi tamamen halka yönelik çalışıyor. Yani görevli yok, bir şey yok. Siz görüyor musunuz? Ücretsiz geliyorsunuz burada. Havlunuzu koyuyorsunuz, giriyorsunuz. Çok da güzel bir suyu var. Tüh, bilseydim tişörtümü de giyerdim. Neyse. Hatta o çay ocağı şuradaydı. Biz sanırım tabii şurada bir yerde içmiştik. Çok da güzel suyu var. Ya olsun olsun, 10 lira olsun, 15 lira olsun, bilmiyorum hani. Bakın genç hep gelmiş, çayını kahvesini almış. Aynı havayı soluyor. Burada bir alternatif. Ben size her türlü alternatif göstermeye çalışıyorum sadece. Burada dar bir sokak var. Buradan düz gideceğiz, sonra sağa doğru geldiğimiz yöne çıkıp karavanımıza gideceğiz. Geceyi karavanda geçireceğim. Çünkü cuma gününe kadar Manavgat'tayım. Sonra arkadaşlar bu arada yarın Manavgat Şelalesi'ne gideceğiz. Onun videosu da kısa sürede gelecek. Sonra da Köprülü Kanyon. Daha çok yer var gideceğimiz. Arkada yani bütün bunlar hepsi ayrı telden çalıyordu bu binaların. Şuradan sonra çok bir şey yok. Yani başka bir belediye olsa şurayı bile değerlendirirdi. Açık söylüyorum. Yani kesin bir işletmeye verirdi. Buraların boş olduğuna bakmayın. Akşamları burası tıka basa dolu. Hani Barlar Caddesi demeyeyim de işte Restoranlar Caddesi gibi bir yer. Zaten hazırlık yapıyorlar. Onlar bu saatte nadir iş yapıyorlar. Ama bu işletmeler gece yarısına kadar
açık. Burada çalışan şefler, ustalar, kalfalar çok yetenekli. Harika yemek yaparlar. Gelen insanlar otellerde yemeklerini yer. Buraya gelirler. Burada aparat, akşam aparat tarzı bir şeyler yerler. Burada çok güzel mekan. Ha, bu arada bira 60 kaç dedik? 64 lira. Yine söylüyorum, hani normal diyeceğim. Yanlış anlamayın. Ben Kaş'ta bir teneke biraya 60 lira verdiysem, böyle bir mekanda 60 lira uygun demeyeyim, pahalı. Burası da ayrı bir meydan. İskele tarzı. Tabii burayı da halk plajı yapmışlar arkadaşlar. Şuraya da gelip halk plajı yaptınız ya. Bakın yazıyor. TC Manavgat Belediyesi. Camlık yerlerden sık sık görürsünüz. Bunların altı dokunulmamış tarihi eserler. Bu şekilde istiflenmiş. Burası jandarma karakolu. Burası Giritler evi. Girit Kültür Evi. XIX yüzyılda zorunlu göçten kaçan Türkler buraya yerleşmiş. Evet, bakın ben bunu görmedim. Çok güzel yapmışlar. Arkadaşlar eski hali böyle. Bu 1960 sonları 70 başları gibi. Muhteşem ya. Bakın bu geldiğimiz yol. İnsan bir tuhaf oluyor ya. Bu Side sahili. Bakın görüyor musunuz? Vos vos. Tosba. Amerikan arı. Kim koyduysa çok iyi etmiş ya. Tam resimlik bir yer var. Yani burayı gezin gezin bitmez. 2 günde anca gezersiniz. Bakın burada yerleşim varmış. Abla camdan bakıyor. Vay be, ne günlermiş. Hepsi yalan olmuş gitmiş. Acaba burası mı? Konak. Bildiğiniz konak. Sanırım şu yol. Cami burada. Bakın. Cami orada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ona göre belirleyin. Şu yol ana yol. Biz de neredeyiz? Bu ana yolsa biz de şurada bir yerdeyiz. Çünkü camiyi orada görüyorum. Şurada. Şurada bir yerdeyiz. Yani eskiden yürüyemezsiniz burada, ben hatırlıyorum. Ama turizm bayağı sekteye uğradı bu 5-10 yıl içinde. Esnafın da işi zor. Mesela şu ev birebir orijinal. Bakın çok çok yakın. Hani diğerlerine, bunlara makyaj atılmış ama şu orijinal. Hatta buna hiç dokunulmamış. Mesela burası sırf kemer tokası. Çok ilginç. Her şey var. Koleksiyoncular buraya gelebilir. Bakın burada bira içtiğim yer var ya. Bira içtiğim yer sanırım şurası. Şurada kalıyor. O liman işte ya. Eski insanlar gerçekten çok şanslıymış. Şuraya bakar mısın? Şu ortama. Burada ne olacak ya? Cennet. Şimdi nereye çıktık? İlk girdiğimiz yere çıktık. Bakınca biz buradan sola gittik. Evet arkadaşlar, şimdi giderken de sizi şeyde götüreceğim. Bu traktörde götüreceğim. Ücretli mi onu da merak ettim de. $4'ymiş. İyi. Binelim arkadaşlar. İyi bir şey değil. Bir sonrakini bekleyeceğim onu. Bir kişi. Bir.
Arkadaşlar şurada bekleyelim. Evet, video arkadaşlar, biz buna bineriz. Bu arada arkadaşlar belirteyim, tek yön 4 TL, öğrenci 1,5. 0-6 yaş ücretsiz, engelli vatandaşlar, gazi, gazi ve şehit yakınları 0-6 yaş ücretsiz. Buradan da engelli vatandaşlarımıza, gazi ve şehit yakınlarına ve 0-6 yaş çocuklarımıza ücretsiz. Engelli vatandaşlarımız için herhangi bir engel yok burada. Her yerde zaten personel var. Zorlanacağını zannetmiyorum. Düz bir alan. Kolay bir alan. Hiç basamak inmedik. Rahatlıkla buraya gelip ziyaret edebilirsiniz. Ve arkadaşlar kalktık. Yani gideceğimiz yer bir 2-3 dakikalık bir yer. Kamerayı kapatmayacağım. Gezersiniz. Buraları yürüyerek geldik. Aslında bu traktörleri elektrikli de yapabilirler. Elektrikli motor şeklinde de yapabilirler. Bizim kedi yatıyor hala. Esmeye başladı. Şimdi hızlanacak. Traktöre de bindik arkadaşlar. Şimdi fayton ve at arabası kaldı. Bizim için akülü arabalar var ya, elektrikli şey, araba diyorum, motorlu. Onları da kiralayacağım. Onlarla güzel şehir turu. Harbi niye aklıma gelmiyor benim? Böyle geniş alanlarda bunu yapayım ama her yerde yok. Ama söz yarın Manavgat Şelalesi ve Sorgun'a gidiyoruz, Titreyen Göl'e. Titreyen Göl'de vardı kiralık araçlar. Motorlar. Sizin için onlardan kiralayacağım. Her yerine girip çıkacağız. Rahat rahat. Yorulmayacaksınız. Ama insanlar yorgun. Bunu söyleyeyim. Giriş kale diyorum. Antik kentin giriş kapısı. Açılıyor. Açıkmış. Evet. Güzel kullandı. Güzel hayvanlar ama ya. Ama gerçekten güzel hayvanlar. Seviyorum. Sevimli. Gözleri çok güzel. Bakın nasıl heyecanlanıyorlar sanki. Müşteri gelecek de kalkacaklar gibi. Bakın altına halı bile sermişler. Evet, şimdi karavanımızı bulabilecek miyiz? Arkadaşlar çok büyük bir alan. Bakın tuvaleti, WC'si sürekli açık. Minibüsler, otobüsler, sürekli Manavgat merkez. İstediğiniz yere götürür sizi. Gördüm, benim gümüşü gördüm. Arkadaşlar köpeğin güzelliğine bakın. Bunlar ayrı güzel de. Bak bu da. Çok uysal ama ya. Güzelim ya. Bu bulldog herhalde. Saf bulldog. Saldıklarına göre sıkıntı yok köpekte. Benim gölge yere çökmüşler. Güzel esiyor benim orası. Bakın şurası boşalıyor. Ben büyük ihtimalle oraya alayım şimdi. Evet arkadaşlar, karavanımıza geldik. Geçmiş olsun. Güzel bir gezi oldu.